Afiyet olsun. Sağ ol. Oo Çelebi hoş geldin. Al bakalım. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Hisseleri paylaştırdınız mı ha? Halloldu. Babam bütün hissesini 3 oğluna eşit olarak paylaştırdı. Senin sayende tabii. Onun sayesinde. Onun sayesinde de acaba nasıl oldu o iş? Söz verdiğim gibi kimsenin burnu kanamadı. İyi de kimsenin burnunu kanatmayacağım diye kendi canını mı sıktın peki ha? Yok. Nereden çıktı bu şimdi? Suratına bak anlarsın. Çarşamba pazarı gibi. Hayırdır? Ne oldu? Rezillikten yakamı sıyıramıyorum dede. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Çıldırmak üzereyim artık. Dervişin yakası bitten, paçası itten kurtulmazmış Çelebim. Gene ne oldu anlat bakalım. Hanzade. Hamileymiş. Ne? Nasıl yani? Nasılı masılı yok Sadık, öyle dedi. Dur hele dur. Benim kalın kafam almadı bu işi. Hanzade, Hanzade senden mi hamileymiş yani? Dediğine göre öyle. Ne diyorsun sen Galip? Ya dede bir şey söylesene. Ne söylesin be Sadık? Söylenecek bir şey mi var? Aklın mantığın alıyor mu hiç? Böyle bir şey olur mu? Kısır adamın çocuğu olur mu Sadık? Ben pek anlamam bu işlerden Galip. Belki de olabiliyordur ha. Olur mu öyle şey dede? Yalnız beni asıl şaşırtan Hanzade oldu. Kendinden çok emindi. Hiç korkusuz, hiç tereddütsüz söyleyiverdi. Olur mu olur. Seni kısır yapan, seni baba da yapar Çelebi. Yapamaz mı yani? Onun kudretinde şüphen mi var yoksa? Mesele o değil ki dede. Kurban olayım çarpıtma. Hanzade yemin edip durdu diyorsun. Bir mucize olamaz mı yani? Bu hayatta mucize olmayacak da başka nerede olacak ha? Toprağın altında mı? Kabrin içinde mi? Yoo. Mucize yaşarken olur Çelebi. Nefes alırken olur. Uyansana biraz yahu. Madem inanmıyorsun Çelebi, bir doktora git. Ne dersin? İçinde şüphe kalmaz işte, ne olur. Benim bir tanıdık doktor var. Hemen randevu alırım sana. Uzatma be Çelebi. Hiç değilse ne olduğunu bileceksin. Peki tamam, al bir randevu. Aslanım be. Hemen şimdi arıyorum doktoru. Merhaba. Buyurun beyefendi. Benim randevum vardı da. İsminiz neydi acaba? Galip Çelebi. Buyurun doktor bey sizi bekliyor. Sağ olun. Doktor bey. Girin. Hoş geldiniz. Şöyle oturun lütfen. Galip Çelebi'ydi değil mi? Evet. Buyurun. Şikayetiniz neydi Galip Bey? Ben... Doktor Bey açık konuşabilirim değil mi? Tabii ki. Bunun için buradasınız. Lütfen rahat olun. Ben kısırlık testi için buradayım Doktor Bey. Baba olma ihtimalim var mı onu öğrenmek istiyorum. Anlıyorum Galip Bey. Bunda sıkılacak bir şey yok. Daha evvel yaptırdınız mı? Evet. Ama test negatif çıkmıştı. Diyorlar ki bazı durumlarda iyileşme olabiliyormuş. Doğru olabilir mi? Evet, doğru. Hemen yapalım isterseniz testinizi. Peki ne zaman sonuçlanır? Yarın sonuçlanır. Yarın öğrenirsiniz. Daha erken olamaz mı? Mesela bugün bitse bu iş. Benim için çok önemli de. Peki Galip Bey. Sizin için laboratuvardaki arkadaşlarla konuşurum. Bugün sonucu alırız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yazdığını söylemeyecek misiniz Doktor Bey? Galip Bey, her şey normal görünüyor. Sapasağlamsınız. İstediğiniz kadar evladınız olabilir yani. Ya. Sperm sayısı da, sperm canlılığı da mükemmel. Çocuğunuzun olmaması için hiçbir engel yok. Ama 10 yıl önce tam aksini... Yani uzun yıllar benim çocuğum olmadı Doktor Bey. Bana kısır olduğumu söylediler. Ama bu test öyle demiyor. Geçici bir kısırlık yaşamış olabilirsiniz. Ya. Bu tip vakalar oluyor. Hem de çok sık. Buyurun. Teşekkür ederim Doktor Bey. Rica ederim. Geçmiş olsun.